Başbakan Erdoğan ve hükümeti teröristlerle ihanet mesaisindedir. Süreç kepazeliği Türk milletinin varlığına kastetmek için projelendirilmiş ve bu yılın başında da devreye koyulmuştur. PKK süreç bitti, yaygarası koparırken başbakan hala devam ettiğini iddia etmektedir. PKK vururuz, iç savaş çıkartırız, saldırırız, bedel ödetiriz dedikçe başbakan bahar havasından, barış ikliminden bahsetmektedir. PKK hain taleplerini sürekli günceleyip silahını üzerimize doğru çevirdikçe başbakan umuda, güvene, sorunların samimiyetle, soğukkanlılıkla ele alınmasına vurgu yapmaktadır. Ya bu başbakan tam bir yalancı ve şuursuzdur, ya da PKK terör örgütü bulanık suda balık avlama derdindedir. Ancak gelişmeler katillerin boş durmadığına, silahtan vazgeçmek gibi bir niyetlerin olmadığına, sınır ötesine de çıkmadığına ayan beyan işaret etmektedir. Başbakan Erdoğan hedef şaşırtmaktadır. Gerçekleri gizlemekte, tehdidin boyutunu saklamak için çırpınmaktadır. Fakat çırpındıkça batmakta, battıkça PKK'nın taleplerini demokratikleşme rumuzuyla hayata geçirmektedir. Başbakan Erdoğan bölücüleri memnun ve mutlu etmek için de her şeyi göze almıştır. Türklüğü savaş açması bundandır. Türk'üm doğruyum demekten gocunması ve andımızı kaldırması bu yüzdendir. Milliyetçiliği ayaklar altına alma izansızlığını göstermesine neden de budur. Başbakan ve hükümeti PKK'ya geniş imtiyazlar tanımaktadır. Hain terör örgütü silahla alamadığını pazarlıkla elde etmektedir. Başbakan Erdoğan daha göz kırpmakta, mesaj alıp vermektedir. BDP heyetlerini peş peşe İmralı'ya başbakan sevk etmekte, daha doğrusu buna mecburiyet duymaktadır. MİT'i Oslo'dan İmralı'ya kadar teröristlerin hizmetine sokan ve masasına oturtan başbakandan başkası değildir. Zannedersiniz ki Türkiye Cumhuriyeti'ni Kandil'de eğitilmiş, terörün ideolojik eğitiminden geçmiş bir militan yönetmektedir. Başbakan ve hükümeti öylesine zıvanadan çıkmıştır ki PKK'ya demokratikleşme paketleri yağmur gibi yağmaktadır. Yerleşim yerleri isimlerinin değiştirilmesinin, ana dilde eğitimin, siyasi parti ve adaylarının farklı dil ve lehçelerde propaganda yapmasının önü açılmıştır. Sayın Başbakan, Siirt'in Aydınlar ilçesinin ismini Tillo, Tunceli'nin ismini Dersim olarak değiştirmeye ramak kalmışken, Samsun'un ismini de Amisos yapacak mısınız?